Arkadaşlar merhaba, ben Yiğit Allaç. Bugün Age of History 2 Conquerors 2.0 versiyonunda Türkiye olarak medeniyet yolunu seç, yolunu seç kısmında oynayacağız. Ve ben burada abi Turan Birliği'ni, yani Milliyetçi Türkiye'yi seçiyorum. Hızlıca hemen nüfus puanlarımızı da verelim. Bakalım şu anda formlayacağımız Turan Devleti böyle. Rusya'dan Kırım bölgesi, İran, Azerbaycan, Özbekistan ve diğer Türkiye Cumhuriyetlerinin olduğu yer. Güneyde Rusya'ya kadar. Tabi bunu formlamak için başka topraklardan da güzelce ilerleyeceğiz abi. Şimdi burada bir Suriye savaşı var. Ben bu savaşa direkt dahil olacağım. Param biraz yettiği kadar. Şuraları bir geri alsınlar abi, ben de gireceğim. Tamam. Suriye'ye bir savaşımızı hemen ilan edelim hızlıca. Buradan da devam. Hemen hızlıca devam ediyoruz abi. 1300 buradan, 1400 buradan. Güzelce Suriye'nin güneyine doğru ilerliyoruz. Artık bitti gibi bir şey şu an. Güzel bir başlangıç yapacağız abi seriye. Hızlıca 2000 de buradan artık. Evet, tüm Suriye Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Milliyetçi Türkiye'nin bir parçası. Cumhuriyet yok artık. Hızlıca simülasyonlarımızı gerçekleştirelim. Son bir toprak kaldı. Burayı niye yapamıyorum? Ha, o ÖSO'da mı kaldı? Şimdi abi, Suriye demokratik güçlerine de ben savaşımı ilan edeceğim. Bu arada bunları yaparken benim birazcık diplomasi yapmam lazım. Özellikle İran ve Irak bölgesinde. Ve Rusya, Gürcistan tarafında. Biraz diplomasi yapalım abi. Diplomasi yaparken de şu askerlerimizi sınıra koyalım. Hızlıca. Min de buraya gelsin. Şuralarda yetiştirelim, yetiştirebileceğimiz kadar. Antep, Urfa'da da aynı şekilde. Bence artık yeterli abi. Bütün ÖSO savaşını başlatalım ve bitirelim. Bir turda biter diye düşünüyorum. Aynen öyle. Kolayca bitti ve bütün topraklarını aldık. Şimdi Milliyetçi Türkiye olarak şöyle bir sıkıntımız var abi. Şurada benim Irak sınırımda bir YPG diye bir terör örgütü yuvalandı ve benim onu hemen ortadan kaldırmam gerekiyor abi. Hızlıca sınırlara askerlerimizi gönderelim. Savaşa başlamak üzere. Şu iki sınıra da gönderirsek. Evet, YPG savaşında başlatıyoruz hızlıca. Şöyle bir ilerleyelim bakalım ne oldu. Evet, orada bayağı bir direnişle karşılaştık ama sıkıntı yok. Şöyle bütün topraklarını alırsam sanki orayı da geri almış oluyorum ya. Ha, aynen öyle. Hiç kovalamaca yapmaya gerek yok. Çok güzel yapmışlar abi Conquerors 2.0'da. Hemen abi burada aldığımız toprakların da asimilasyon işlemlerini tamamlayalım. Güzel. Yani teknolojide 10 seviye daha atladım. Güzelce teknolojik olarak da gelişiyoruz. Ve 14. sıraya çıktık. Şimdi Bulgaristan'la da ilişkilerimi geliştirip saldırmazlık paktını imzalıyorum. Yunanistan'la da aynı şekilde ama benim Yunanistan'la büyük ihtimalle toprak ihtiyacım var Yunanistan'dan, Turan Devleti. Evet, şu toprak sadece aslında. Ama tabii bunun o toprak üzerine bütün Yunanistan'da savaş açabiliriz. Şu an sınırımda Ürdün, Filistin ve Lübnan devletleri var. Ben Ermenistan'a hemen savaş açmak üzere ordularımı yönlendiriyorum. Hızlıca ilerleyelim abi, bu bölüm durmak yok. Çünkü eğer ben durursam
Azerbaycan ya da İran Ermenistan'ı alır. Bu da benim işim bayağı bir zorlaştırır. Ve 7000 ordumuz var. Buralar abi hızlıca gözetleme kulesiyle kale yapalım. Aynen böyle. Aynen böyle. Seviye 2 kalemiz oldu. Biraz da 2500-2000 daha. Nereye gittik abi? Şöyle 1800 daha ordu bastık. 12.000 kişilik ordumuzla Milliyetçi Türkiye Ermenistan Savaşı'nı başlattık. Savunmalarımız çok güzel bir şekilde ilerliyor. Şu 900 kişi de bir saldırdı aynen. Evet şu anda artık savaş bitti abi. Kolayca savaşı bitirdik. Ve tüm topraklarını da elimize geçirdik. Burada asimilasyonlarımı tamamlayacağım. Sonra Azerbaycan'dan devam edeceğim. Azerbaycan'dan elime geçirdikten sonra burada Irak'ta da aramayı güzel. Tabi bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile aram çok kötü. Niye böyle bilmiyorum. Ama önemli değil. İran'a şöyle bir şey yapabilirim. Afganistan ve Pakistan'ı İran'a diplomatik açıdan saldırtabilirim. Bu arada Rusya ile Sovyetler Birliği olmuş Rusya. Komünizmi seçmiş. Şu an kimle arası kötü abi? Ukrayna, Fransa ve Amerika ile. Amerika'da federasyon olarak. Devam ediyor. Bulgaristan'la şu an aram kötü. Bulgaristan'ı da aslında alabilirim. Azerbaycan'dan önce ama gerek yok ya. Şuraları hemen ben bir savaş hazırlıklarımızı tamamlayalım abi. Kalelerimiz, gözetleme kulelerimizi yapalım. Hızlıca kalelerimizi ikinci seviyeye yapalım. Şurada da bir Azerbaycan toprağı var. Şurada ordulardan çok gözükmüyor ama paramız var. Şu an aslında savaş için ordu basıp savaşı başlatabilirim ya. Güzelce. Hadi şöyle güzelce ordularımızı basalım. Şuradan da 1800 kişi bastık. 1000 daha bastık. 1000 daha bastık. Şuraya 7500. Tamam. Bence Azerbaycan savaşı artık başlamalı. Savaşı başlattık. Şuradan bir ilerleyelim bakalım. Orayı aldık geri. Peki toprağımıza saldıralım. Aynen öyle. Şu an abi iyi bir şekilde ilerliyorum. Azerbaycan'ın bana bir karşı çıkabilecek gücü kaldığını düşünmüyorum artık. Orada bayağı bir bu arada 6000 kişilik ordu vardı ama bizde de bayağı ordu vardı. Sıkıntı yok o yüzden. Güzeliz abi, çok güzeliz. Hemen şöyle 2000'de Bakü'ye çıkartalım bakalım ne olacak. Artık bitti bu savaş. Aynen öyle. Azerbaycan'ımızı da elimize geçirdik. Ve artık güzelce asimilasyonlarımızı da başlatıyoruz. Tamamdır. Burada bayağı bir toprak elimize geçirdik. Yani Turan olmak için bize gereken toprakları elimize geçirdik abi. Burada Gürcistan var aramayı. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Durmak yok abi, durmayacağız. Bu bölüm biraz durmayacağız. Benle arası kötü olan ülkelere gereken cevabı şey yapacağız, vereceğiz. Şimdi İran'la aram iyi, gittikçe iyileşiyor. 105 oldu. Irak'ta hakaret yememe rağmen hala artıda. Ürdün'le kötü, Suudi Arabistan'la kötü. Benim Suudi Arabistan ve Mısır'la da hemen ilişkilerimi geliştirmem lazım. Hemen abi ordularımız geliyor görüyorsunuz. Bu İstanbul tarafına birazcık limanlarımızı da yapalım abi. Bayağı Zonguldak'tır. Samsun'a bir liman yapalım şöyle güzelce. Antalya'ya liman. Bakın Ankara'da başkentte hiçbir şey yok. Cephanelik, kütüphane. Biraz beklerken de buralara limanlarımızı yapalım. İzmir'e de aynı şekilde. Ve güzel olmuş be. İzmir'i falan bölmüşler. Ayvalı bölmüşler. Daha çok medeniyet var. İyi olmuş yani.
Alanya ve Mersin'e de ben yapmak istiyorum. Aynen, Mersin'de limanımızı yaptık. Bu 10.000 kişiyi bir denize çıkaralım. Abi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir savaşımı ilan edeyim ben. Başkente girmeyeceğim. Diğer toprağında daha çok ordu vardır diye düşünüyorum. Evet, aslında çok bir ordusu da yokmuş. Düşününce şimdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de artık milliyetçi Türkiye'nin bir parçası. Şimdi aynı şekilde Güney Kıbrıs'a da bir çıkarmamızı attık. Başarılı olduk. Geri aldılar orayı ama hiç sıkıntı değil. 1500 buradan, 2200 buradan. Evet, Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de milliyetçi Türkiye'nin bir parçası olarak yoluna devam ediyor. Başkente biraz ordu gönderelim ve buradaki asimilasyonları da yapalım hızlıca. Bakalım abi. Tamam. İsviçre'den ve Vietnam'dan hakaret yemişiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi Bulgaristan, İran. İran çok güçlü durumda şu an, 537 bin ekonomisiyle. Gerçekten çok güçlü durumda. Yunanistan'a savaş açabilirim. 160 bin ekonomisi var ama. Böyle gözetleme kulesi, limandır, kaledir. Tekirdağ yaptık. Edirne'ye de aynı şekilde abi. Workshop da yapayım hatta. Bahane falan da yapayım. Sınıra getirdik. Birazcık ballar yatırımı yapalım. Bir 20 tur falan hızlıca. Bakın nüfus artışına da bakarız buradan. 4 milyon 286 bin. 15 bin 15 bin artıyor nüfus. Ankara 60.400. En yüksek nüfus tabii İstanbul'da var. Hemen abi yaptık. Hızlı hızlı yapıyoruz. Tamam, yeter bu kadar. Şimdi bir 500 bin civarı bir para biriktireceğim. Avrupa biriktirdiğim parayla Yunanistan'a artık savaşımı ilan edeceğim. Amerika ile Rusya savaşta bu arada. Herhangi bir yerden girme var mı? Yok. Amerika'ya bakalım abi. Amerika demokrasiyi seçmiş. Demokrasi. Oo, Amerika kıtası full demokrasi abi. Küba komünizm, Kanada demokrasi falan filan. Şimdi hemen hızlıca turlarımızı geçelim. Paramızı biriktirelim. 1900, yani yaklaşık 4, 8, 12, 16 binlik bir ordusu var. Şöyle 12 bin buradan, 10 bin buradan, 10 bin buradan, 10 bin buradan bastık. Şu anda ben bu ordunun yeterli olacağını düşünüyorum. 50 binlik bir orduyla Yunanistan'a savaşımızı ilan ettik abi. Bakın 21 binlik ordu oraya geldi. Ha, buradan da çıkartmayedik. İzmir'den de yedik. Sıkıntı var mı? Yok. Benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. Buralar asker basacağım ve oraları geri alacağım. Aynı zamanda Edirne dolaylarından da ilerleyeceğim. Buradan da adalardan ilerlerim bu ordu sayesinde. Hemen abi bakın buraları geri alalım. İzmir'i de öyle. Tamam, bakın bu istediğimiz toprak aslında sadece orası. Ama sıkıntı yok. Güzelce ilerliyoruz. Evet, bu adalardan gelen çıkartmaları da bastırdık abi. Kuzeyden de ilerliyoruz güzelce. Burada ben bir 7500 bırakayım. Geriye kalan orduyla da bir şekilde ilerleriz. 4500, 5000, 8600. 5000 buradan, 3000 buraya destek versin. Devam abi. Şöyle birazcık ilerlemelerimizi sürdürelim. Ya savaş bitti şu anda benim için. O niye geri gitti ya? Neyse. Atina'ya da giremedik. Nereye geldik? Afrika'ya geldik. Şöyle ha.
Atina'ya da artık ordularımız girdi şu an itibariyle. Heraklion'a ordu çıkaralım. Atina'daki 1600 kişiyle bir destekleyelim. Evet, tamamını aldık artık. Abi Yunanistan Savaşı da güzelce bitti. İstediğim toprakla birlikte Yunanistan'ın tamamı da bizim oldu. Asimilasyon işlemlerini gerçekleştirelim. Abi şurada 15 dakika oldu. Videoyu burada bitirmek istiyorum ilk bölümü. Güzelce, güzel bir şekilde. Yani şu anda gerçekten hani Türkiye, milliyetçi Türkiye güzel bir güç. Gerçekten dünyayı korkutan bir güç haline gelmeye başladı. Dünyada da 6. sıraya ulaştık. Şu asimilasyonlarımızı tamamlayalım. Sonra bu bölümü bitirelim arkadaşlar. Bakın burada Yunanistan. Burada Ermenistan, Azerbaycan ve Suriye'nin tamamı aynı zamanda Kıbrıs'ta milliyetçi Türkiye topraklarına katılmış oldu. Daha çok büyük hedefimiz var. Burada İran var. Burada Türkiye Cumhuriyetleri, Sovyetler Birliği'nin bir kısmı var. Hatta Sovyetler Birliği'nin bayağı bir kısmı var. Formlayacağız ama tabii ki sadece dümdüz buradaki formlayacağım toprakları alıp hayatıma devam etmeyeceğim. Yani Balkanlardan da ilerleyeceğim. Elime geçerse Malta Adası'nı alacağım. İşte buradan İran'ı zaten almak istiyorum. İran hatta Pakistan'la savaşta ve Pakistan'ı alıyor. Bu arada hoş değil. O zaman şunu yapmam gerekiyor artık. Yoksa sıkıntı. Hemen bunları da yaptık. Dediğim gibi arkadaşlar ilk bölümü sonlandırıyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.